bugün tadım hiç yok. Sizi görünce birazcık özlemişim, iyi geldi ama güzel haberlerle gelmedim. Maalesef. Hiç tadım yok. Melek Hanımcığım. Efendim. Sizinle ilgili yani gerçekten çok üzüldüğüm, çok şok edici bir olayla karşı karşıyayız. Ve ben bunu izleyicilerimle paylaşmak zorundayım ve sizlerle. Ekiplerimizden bir takım istekleriniz ve ciddi talepleriniz olmuş. Doğrudur. Ya. Bu taleplerin karşılanması durumunda yarışmaya devam edebileceğinizi söylemişsiniz. Neymiş o? Konuşma sırası bende ve gelinim mutfakta ekibinde. Burası bir yarışma. Bizden bölüm başı 5000 TL hakkı olmayan bir parayı isteyen bir yarışmacı var. Kayınvalide var karşımızda. Bölüm başı 5000 lira. ...1207. bölümü çekiyoruz. 1206 bölümdür buraya gelin ve kayınvalideler... ...alnının teriyle ödül kazanmak için geliyorlar. Daha bugüne kadar bir kişiye... ...lütfen burada ol, gel sana şu kadar para vaat ediyoruz demedik. Asla. Bir kişi de bunu söyleyemez. Açıktan para istedi bizden. Tarif istedi, yardım istedi, daha neler neler. Evet, daha benim de hakkı çok olmayan bir para istedi Melek Hanım bizden. Diyor ki haftada bir kere bize kazandıracaksınız diyor. Pardon. Olaya bak. Yani burada bir kişi de çıkıp desin ki bana bir şey kazandırılmak için şu yapıldı, bu yapıldı. Kimse bunu diyemez. Kesinlikle. Çok merak ediyorum yani mesela burada olsalardı ben onlara şu soruyu soracaktım. Haklarıyla kazanmadıkları bir ödülü nasıl harcayacak? Kursaklarından nasıl geçirecekler? Hak yemiş olmayacaklar mı? Çoluklarına çocuklarına nasıl yedirecekler? Bunu soruyorum. Onlara da sormak isterdim. Şu anda da izleyecekler ama kaçtılar. Gördüğünüz gibi burayı terk ettiler. Allah Allah. Çok üzgünüm. Burada medenice konuşmak isterdim. Utanacağı bir şey yazdıysa neden yazdı? Ekip onları döndürmeye çalışıyor şu an. Cevap hakları var. Kullanmak istemiyorlar. Bir şey daha söyleyeceğim. Bakın, biz gelinin mutfakta ekibi olarak böyle şeyler söylenmez ama imzamı atarak söylüyorum. Biz bir aileyiz. Kesinlikle. Burada uygulayıcı yapımcım Bahtiyar Hanım'ı arayıp param yok demiş. Ve kıyafet alacağım demiş. Muhtemelen üzerindeki kıyafet de bizim aldığımız kıyafet. Hediyemiz olsun, güle güle kullansın. Bu arada siz de biliyorsunuz burada bizim bir gardırobumuz var. İsteyen oradan istediği gibi giyinebiliyor. Aynen öyle. Bedeni uymadığı için alışveriş, yani ona da açığız. Yani biz burada herkes güzel hissetsin kendini istiyoruz çünkü. İkincisi, kavga istemiyorum, tartışma istemiyorum diyor. Bizi bununla itham ediyor. Evet. Çıldırttı Tuğba'yı. Biz burada çıldırtıyoruz. Kavgayı hanımlar, burada kendi siz yapıyor. Kendi kendinize geriliyorsunuz. Kendi yaşadıklarınızı anlatıyorsunuz. Aynen. Birbirinizle kendiniz diyaloğa giriyorsunuz. Aynen. Bunlar yarışma stresiyle oluyor. Hı hı.
Ya her şeyi kendiniz anlatıyorsunuz. Evet, doğru mu? Yani. Üç yarışmacı var, yeni geldin. Evet, aynen öyle. Yaşadığımız olayları burada anlatıyorum. Yani size burada isteğiniz dışında bir şey yaptırılabilir asla mi? Asla. Hepiniz asla bir bireysiniz. Özgür irademiz var. Özgür yani irademiz var. Artı çocuk kendi da değiliz. İmajınızı kendiniz, biz sizi bazen durduruyoruz. Güzel hı-hı gözükmüyor diyoruz. Evet. Birçok yeri kesiyoruz, evet, çirkin kesilen gözükmeyin diye. Evet, çok evet haklısınız orada. Evet, siz durduruyorsunuz kendi yani. Kendi isteğimizle, kendi arzumuzla geldik evine. Evet. Yarışmaya biz buraya. Benim bir çevrem var diyor mesela. Bizim hangimizin çevresi var yok? Buraya gelen yani, kimin çevresi yok? Kimin itibarı yok? Kimin çoluğu çocuğu yok? Burada her yarışmacı geldiğinde siz de biliyorsunuz burada bir sözleşme imzalanıyor. Bütün evet televizyon programlarında sözleşme imzalamayanınız var mı? Hayır. Yok. Olamaz da. Keyfe, keder, çekime gelmemezlik yapabiliyor musunuz? Hayır. Çok geçerli bir sebebiniz olmadığı evet sürece. Hastalık olmadığı sürece. Çekim iptal ederiz geçerli bir sebep varsa. Hiç umurumuzda bile değil. Ki edildi daha önce de. Edildi, çok kez edildi. Sözleşmeler detaydır. Önemli olan sözdür. Burada bir akış var. Burada gelen 3 yarışmacı var. 100'den fazla ekip var. Evet. Yani burası yol geçen hanı değil. Burada aynen bir sistem var. Kesinlikle. Şimdi kuracağım cümleyi yüzüne karşı söylemek isterdim Melek Hanım'ın. Esra'nın hiçbir kabahati yok bence şu an burada. Hı hı. Esra zaten çok üzüldü evet ve bozuldu. Başımızın tacıdır. O da mağdur bence. Bu cümleyi yüzlerine karşı söylemek isterdim ama onlar burayı terk etmeyi tercih ettikleri için. Melek Büyük Şahin ve Esra Büyük Şahin. Kayınvalide Melek Büyükşahin'in yarışma ahlakına aykırı hareketlerinden dolayı ve taleplerinden dolayı gelinim mutfaktadan diskalifiye edilmiştir. Aa. Maalesef. Yani aslında doğru olan da bu. Evet. Bence de bu yani. Bu böyle bence olamaz. De. Bizden hile yapmamızı isteyen hiçbir yarışmacının burada yeri yok. Evet. Üslup ve hitam çok çirkin. Herkes alnının akıyla evet kazansın. Ama oğlan Esra'yı burada hepimiz alnımızın teriyle, onurumuzla, evet, bilek gücüyle ben de para kazanıyorum. Bütün evet ekip kazanıyor. Herkes. Siz de kazanıyorsunuz. Aynen öyle. Kameramanlar, setçi arkadaşlarım, hiçbirimiz bir gün yapımcıya gidip de açıktan para ver bak Erhan Bey yoksa gelmem demedik asla yani. Asla böyle bir saçmalık olamaz. Utanır insan. Çünkü hakkımız olmayan hiçbir şeyi ne cebimize ne de kursağımıza sokmadık. Gerek de yok. Allah da soktutmasın. Amin. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Gelinim mutfakta 1207. bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Herkese merhabalar. Kanal D ekranlarına en sevdiğiniz program Gelinim Mutfakta'ya hoş geldiniz. Haftanın ilk günü müthiş bir heyecanla haftaya başladık. Bakalım bizi neler bekleyecek bu hafta. Eğer burada olmak, bizimle yarışmak isterseniz www.gelinimmutfakta.net ya da 0539 570 37 07 kendinize güveniyorsanız buyurun gelin bekliyorum. Size anlatacaklarım var. Şöyle döneyim. Kızlarıma da bakayım, kartlarımı da alayım içim. Bugün pazartesi, öncelikle 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü kutluyorum. Bütün işçilerin gününü kutluyorum. Rızkını alın teriyle kazanan bütün çalışanların emek ve çalışma günü kutlu olsun. Alkışlayalım. Şimdi en çok merak edilen konu burada bir masam boş. Cuma günü eleme yapmadık biliyorsunuz kızlar. Çünkü ben bu dörtlüğe çok inanıyordum gerçekten. Rekabet hat safhadaydı ve bu haftada bu enerji devam etsin istedik.
geçen hafta Cuma günü Tuğba sen de buradaydın. Biriniz 53, biriniz 51 puanda. Tahmin etmiştik zaten. 2 puan, 2. Herhalde dibi görmem gerekiyormuş. Miyase sen bilezikleri aldın. Miyase! Yine dizimi unuttum da öyle var. Merve Adalı da buradaydı. Merve Adalı. Adalıların gelini Merve. 65 puanla haftayı ikinci tamamladın. Sen de oturabilirsin. Diğer Merve'miz de buradaydı. Merve Tekin. Evet. 51 puanla son sıradasın. Tahmin etmiştim. Şimdi Merve Adalı nerede? Cuma günü çekimden sonra bu stüdyoda hiç hoş olmayan şeyler yaşandı. Ekran başındaki izleyicilerimiz için tabii ki kısa bir özet geçmek istiyorum. Hepinizin malumu Merve Adalı'nın küçük bir evladı var. Ve ona bakması için de Merve kendi öz annesini stüdyoya getirdi. Ancak Cuma günü çekimden sonra Merve Adalı'nın annesi burada bulunan yarışmacılarla ilgili çok ağır ithamlarda bulundu. Bu itham da şuydu. Kayınvalidelerden Sevilay Hanım, gelini Miyase ile tadım öncesi buluşmuş. Kadınlar tuvaletinde buluşmuş. Ve tabağı hakkında kayınvalidesine tüyo vermiş. Ve bunları kuliste söylerken terbiye sınırlarını aşacak bir takım sözler de sarf etmiş. Çekim başladıktan bitene kadar kadınlar tuvaletinin önündeki kameraları, biliyorsunuz orada bir kameramız var, saniye saniye izledik. Merve Adalı ve kayınvalidesi de bizzat bu izlemeye tanıklık ettiler. İddia edildiği üzere Sevilay Hanım ve Miyase'nin buluşmasına dair hiçbir kanıt ortaya konulamadı. Ancak Merve Adalı ve kayınvalidesi İzmir'e döndükten sonra kesinlikle ekibimizle irtibat kurmadı. Telefonlarımızı açan olmadı. Bu şartlar altında tüm bu üzücü olaylardan sonra gelinin mutfakta ekibi olarak Merve Adalı ve kayınvalidesi diskalifiye edildi. Evet hanımlar ve sevgili izleyicilerim, işte masa neden boş, onun yanıtını vermiş olduğum. Şimdi ne yapıyoruz? Bu tezgahımıza burayı hak edecek bir gelin ve kayınvalide davet ediyorum. Hazırsanız... Kayseri'den geliyorlar. Onu ekleyeyim. Korkun. Net yani. Onlar böyle doğduğunda yani başlıyorlar. Gelinimiz Sermine Aydın. Kayınvalidemiz Zemzem Doğa. Zemzem. Alkışlarla. Ben sarılırım. Sen de hoş geldin. Hoş buldum. Oh, mis kokuyorsunuz kız. Teşekkür ederim. Buyur şekerim. Buyurduk. Öyle duralım. Zemzem Sultan. Öyle canım mi sesleneceğim sana? Adın Zemzem mi? Evet. Bayağı. Bayağı. Hani hacca gidilir, evet, su getirilir, zemzem suyu. Annemin rüyasında bir sakallı dede gelmiş. İlla ismini zemzem koydu. Allah. Ya. Ay ne kadar da güzelmiş. Aslında ilk doğduğunda Hürü'ymüş. Yok. Kimliği öyle zemzemmiş de yazmamışlar günah diye. Oraya Hürü diye yazmışlar. Şekerim sen 58 yaşında mısın? Evet canım. Maşallah sana be. Maşallah. Kayseri yıl toprağı. Kayseri. Yani. Kayseri'de bayağı yalnız hatunlar yoruluyor. Evet.
Çalışırlar, yemek yaparlar, evi de döndürürler. Aynen. Şekerim, hiç yaşını göstermiyorsun. Bekarsın bu arada. Tabii şu an bekarım. Değil mi? Kaç yıl evli kaldın? 42 kaldı. 42 yıl evli kaldı. 3 ay oldu boşanalı. Maşallah. Aa, peki, aa. Sermineciğim. Efendim? Sen kaç yaşın? 37 aa, yaşındayım. Aa, İnan şaka. Ki gerçekten. Ben de 18 yıllık evliyim. Aa, maşallah. Gerçekten ben yeni evlisin falan sandım. Aman Allah'ım neler oluyor. Maşallah gelin kaynana toprağına çekermiş. Bak sana bir tavsiyem Zemzemciğim. Bak çok ciddi düşün bunu. Nasıl paylaşacaksınız? Sonra burada hayır diyorsunuz. Sonrasında bir hafta geçmiyor. Ben çeyrek isterim, bilezik isterim diyor kaynana. Baştan anlaştık. Biz o bizim aramızda. Bana da söyleyin. Şimdi 5 bilezik ben alırsam ikisi onun. Öyle. Aferin Zemzem sana. Alkışlarla kardeşlerine. Baştan koymuş kayınvalide ağırlığını. Helal be. Gördün mü Türkan'cığım? Böyle olması gerekiyor. Baştan isteyeceksin. O aklına her geldiğinde istiyor. Şimdi o merakla beklenen ana geldik. Gelinin mutfakta 5 yıldır ekranda olan bir yarışma. Buraya yüzlerce gelin ve kayınvalide geldi. Hepsi başımızın tacı olarak geldi. Hepsi bize birer emanetti. Hepsi burada güzel izler, hatıralar bırakarak gittiler. Burada olmayan bütün gelin ve kayınvalidelerimize kazanmış kazanmamış, çabucak gitmiş fark etmiyor. Bütün kayınvalide ve gelinlerimi saygıyla anıyoruz, sevgiyle, hürmetle anıyoruz. Büyüklerimizin de ellerinden öpüyoruz. Selamlarımızı gönderiyorum buradan. Gelinin mutfakta böyle bir yarışma. Aile oluyoruz burada çünkü. Gelinin mutfakta ekibi de bilhassa yönetim ekibi. Yani yaklaşık 20 yıllık bir yarışma tecrübesine sahipler. Yani burada şimdi tek tek sayabilir miyim bilmiyorum. Çok fazla ama bu ekip sizin çok severek izlediğiniz birçok programı, yarışma programını çeken ekipler. Yani bizi bu yarışma programlarıyla buluşturan ekipten bahsediyorum. Bu ekip 20 yıllık tecrübesiyle yarışmacıların türlü türlü hallerine şahit olmuşlardır. Sevinçleri, üzüntüleri, sıkıntıları, bütün duyguları, aile içindeki problemlerine kadar. Yeri geliyor, dertleşiyoruz, aileyiz. Sizin derdiniz bizim derdimiz oluyor. Ama şunun, yani şu durumun altını bir çizeceğim. Sevgiyle ve saygıyla. Şimdi sizlere bir ses kaydı dinleteceğim. Bu ses kaydı geçtiğimiz cuma burada yaşanan bir olaya ait. Bu ses kaydının farkına maalesef biz biraz geç vardık. Şimdi kim olduğunu söylemeden çok çok üzülerek özellikle ya ekip çok üzüldü onu biliyorum. Ben çok üzüldüm. Çok üzülerek, gönlümüzdeki derin yarayla bu ses kaydını sizlerle buluşturuyorum. Lütfen dikkatle dinleyin. Yaptığım keki biliyorum Hatice ya. Gitmek istiyorum ben ya. Rezil olduğuma mı yanayım, neye yanayım? Ben gitmek istiyorum. Ne ya? Gizlice hastası oldum burada ya. Yemin ederim sinir hastası oldum ya. Çıldıracağım arkadan kafaya. Kekim nasıl öyle oluyor? Hatice kaldıramıyorum ya. Sinirlerim yıprandı ya artık. İnşallah ben giderim yemin ederim. Dev gibi oldu demiyorum ama kabardı kardeşim. Ben kekimi biliyorum ya. Ben anlamıyorum ya. Ben anlamıyorum. Kardeşim. İçine yemin ederim ya.
kaldıramıyorum artık ya. Yok gerçekten göndersinler beni abla. Ben dayanamıyorum, kaldıramıyorum artık. Psikolojim bozuldu iyice ya. Böyle işin canını niye dönüyor? Gelmişini, geçmişini başlayacağım. Yani sinir anımda söylenmiş sözler tamamen. Hani aksi bir şey yok zaten. Hani bu şekilde yansıtılması gerçekten hiç hoş değil. Hoş değil yani. Gerekli yaptırıma da razıyım zaten. Hiç fark etmez benim için. Hani ben böyle bir şey evet yaşandığı için ekipten de özür diliyorum ama sinir anında burada her şey yaşanabiliyor yani. Özlem, bir şey soracağım. Bahsettiğin o zeka geriliği çeken kişiler gelinin mutfakta ekibi mi? Hayır, asla, asla. Kim? Asla. Ya o öyle nasıl desem sinir anında söylenmiş şeyler ya. Ben direkt ekibe öyle bir şey ithamda asla bulunmadım. Böyle bir insan değilim ve herkesi çok seviyorum zaten. Orada? Ya sinirlendim. Yani hani yaptığımdan emin olduğum bir şeyde bu kadar çok biliyorsunuz. Ben daha önceden de kette aynı problemi yaşamıştım. Bu da ikinci olunca bende sinirlerim tamamen gerildi. Yani ben bile isteği tutup da ekibe bu sözleri söyleyecek insan değilim zaten. Yani gayet de saygılıyımdır. Bir daha sorayım çünkü soru işareti kalmasın. O sinir anında ya yani senin sinirlendiğin G ile başlayanlar diyorsun ya hani o kim? Mesela ben, ne bileyim ben miyim? Hatice mi? Ya genel anneler mi? Hayır. Evden ben sinirlendiğim mi? İçin o cümleyi kullandım. Ben şu kişidir, kime bu kişidir. Kime sinirlendin? Sinirlendim. Ben kendime de sinirlendiğimde bu şekilde oluyor. Yani ben tekrar özür diliyorum. Ne şekilde bir yaptırım uygulanacaksa da kabulüm yani Nursel Hanım. Öyle bir saygısızlık yapacak bir kız değil ama yok. Sinir patlaması yapmıştır. Aynen öyle. Başka bir açıklaması yok. O kendi kendine konuşuyordur. Böyle. Ben gelinimi... Açıklamana gerek asıl yok zaten. Yaralayan ekibi ne biliyor musun? Yani konuştuk arkada çünkü. Yani burada zikredemeyeceğim sözler değil. Yani onları tahmin ediyorsunuz sadece izlerken. Şimdi sen burada açık açık konuşalım. Burada demek istediğin şu ki benim tabağımla oynandı. Benim tabağım değiştirildi. Ve bu ima biraz şey üzdü bizi. Ben bunu zaten ima etmem. Ben bir şey düşündüğüm zaman direkt söyleyen bir insanım. Yani kesinlikle yani nasıl desem tamamen farklı yansıtılıyor. Ben çıkardım hani tabağımı. Ya fırından çıkardığım zaman da kameralar çekiyor ya. Evet kabarmıştı. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Kabaran tarafları neredeydi diyorum. Sonradan diyorum ki tamam okey. Söndü o zaman Özlem diyorum yani. Hani benim öfkem tamamen farklı. Aslında öyle bakın. Demedin. Yani öyle değildi konuşmaların. Ben de hemen şuradayım. Hani her konuşulanda. Bu kek benim değildi. Ye getiriyorsun neredeyse. Sinirlerim bozuldu ya. Ağlamayacağım. Gerçekten burada boşuna yarışıyorum. Gerçekten yani neden? Çünkü bakıyorum teknik olarak düşünüyorum. Tamam mı? Yaptığım bir yemek yani yaptığım bir tatlı neyse ne artık. Gerçekten bugün şu an şunun duasını ediyorum. Umarım diğer kayınvalidelerden de benimki de dahil bir alırım ve puanım tutmaz ve buradan giderim. Çünkü boşuna yarışıyorum, boşuna emek veriyorum, hiç gerek yok. Gerek yok, sinirlerimi yıpratmaya hiç gerek yok. Gerçekten bu net. Düşünüyorum, en son kalan, tamam mı? Farklı şeyler de var, onları söylemiyorum. En son kalan doğru düzgün çırpamadı bile. Nasıl olur da benimkinden daha fazla kabarır? Ay çıkardığınla ortaya çıkan arasında farklılık oluştuğu için bunu söylüyorum ama. Yani bu konuşman kırpılmış hali yani açık açık daha açık konuştuğun yerler de var. Hani benim bu söylediğim ifadelere dayanan. Hani bu çok ciddi bir güven sorunu var demek. Ya en çok yaralayan bu. Benim sadece azizliğim, sinirlendim, konuştum. Ama bunu pekala diğer arkadaşlarım da ima ediyorlar bana.
Bana mı mesela hedef olarak ben mi oluyorum yani bu durumda? Sen, biz şahit olduk yani mikrofona takılan sensin. Belki de oluyordur yani, bilemem. Ama şu anda karşılaştığımız şey bu. Yani yarışmada yarışmacılara aynı mesafede olunmazsa yani hiç kimse güvenmez bize. Zaten o ekrana geçer. Ben şeye de çok üzülüyorum yani yazılanlar, yok Hatice'yi tutuyorsun, bir gün diyorlar onu tutuyor. Ben çok takılmıyorum çünkü ben biliyorum kendimi, ekibi de biliyorum. Tek tuttuğum, gerçekten tek aşkım Gelinin Mutfakta'nın başarısı. Hatice o hafta kazandıysa öbür hafta Adalı kazansın. Yani ben o dengeyi seviyorum, o rekabeti seviyorum. Ekip de öyle. O yüzden yani özellikle sana yapılmış bir şey değil. Senin şansına belki takıldın radara. Şu an çeyrek kazandın mesela. Adil mi? Yani bir şey demiyorum Nursel Hanım. Hani birinin bir derdi varsa burada geleceklere de bu bir şey yok, olsun. Yok madem öyle, eğer problemli kişilik bensem ben ayrılmak istiyorum birazdan. Diskalifiye edin bizi. Yani böyle bir şey... Yok hayır, ben zaten artık şey hani bunlar çıktıktan sonra da razıyız. Yani yarışmak istemiyorum ben artık bu şekilde. Zaten böyle bir şey, bakın öyle bir şey ben hissetmiş olsam zaten ben direkt ayağa kaldırıyorum her şeyi. Rüyanın bilir o huyumu benim. Açıklama yapmama gerek yok. Böyle bir durum zannetmiyorum ama konuşmuşsan tamam, da bir şey değil. Ya ben konuştuklarımın arkasındayım tamam, zaten ama burada herkes konuşuyor. Bir tek ben değilim. Sen takın. Yani bir tek ben değilim ve sinirle söyledim ama bunlar da bu şekilde çıktıktan sonra ben gerçekten diskalifiye olmak istiyorum. Kesinlikle. Devam yani etmek istemiyorum. Çok üzgün olduğumu söyleyeyim. Gelinin Mutfakta'dan gitme isteğiniz kabul olmuştur. Gidebilirsiniz. Tamam. Güzel. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hadi. Gidebilirsiniz. Gidebilir miyiz? Tamam. Yürü. Çıkar şeyini. Evet, gerçekten üzücü. Şuna da çok üzüldüm. Çok severim yani. Özlem'i de çok severim. Nurten Hanım'ı da. Gelin Mutfakta da kimse böyle bir son beklemiyordu. Yani böyle iddialı bir yarışmacının diskalifiye olmasını da kimse beklemiyordu. Gerçekten hepimiz için şok edici, çok üzücü ve hayal kırıklığıyla dolu bir durum oldu. Ama herkesin de ders çıkarması gereken bir durum oldu. Kimin ne derdi varsa derhal yönetime gidecek. Evet, yarın salı yeni biri gelecek. Yeni bir gelinimiz ve kayınvalidemiz olacak. Sizi de bekliyoruz. Hoşça kalın. Herkese merhabalar. Kanal D ekranlarına en sevdiğiniz, size en enerji veren program Gelinin Mutfakta'ya hoş geldiniz. Neşemiz neşeniz olur inşallah. Tabii ki tahminim üzere çayınız, kahveniz elinizdedir. Oh, keyfiniz de yerindedir. Acaba bugün ne yemek yapacağız, ama öncesinde arkamda boş bir tezgah var. Sizinle şimdi olan biteni paylaşacağım. Size anlatacaklarım var. Yarışmacılarımız da bilmiyor, siz de bilmiyorsunuz. Malumunuz haftanın ikinci günündeyiz. Ve sağımdaki, bana göre sağımdaki tezgahta Derya ve Birgül Hanım şu an yok. Siz de görüyorsunuz. Neden yoklar? Gelinin Mutfakta da çok önemli bir karar alındı. Ve bu karar Gelinin Mutfakta tarihinde çok nadir alınan bir karar. Peşin peşin söylemeliyim ki
Gelinin mutfakta yönetiminin aldığı karar doğrultusunda gelinimiz Derya ve kayınvalidesi Birgül Hanım diskalifiye edildiler. Bu diskalifiye kararında gelini Derya'nın hiçbir şekilde kusuru yok, onu eklemeliyim. Tüm kusur kayınvalide Birgül Hanım'da. Birgül Hanım dün çekimden sonra yarışma ahlakına aykırı hareket etmekten dolayı gelinin mutfaktadan diskalifiye edilmek suretiyle uzaklaştırıldı. Evet, kurunun yanında yaş da yandı diyebiliriz. Derya'ya buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kim gelecek? En merak edilen soru. Benim dizlerimi titretti. Her gün biri geliyor. Dün Rabia'lar geldi. Hoş geldiler. Yeniden. Bugün de dünyalar güzeli, eminim ki dünyalar güzeli, pırıl pırıl bir gelinimiz ve kayınvalidemiz geliyor. Ama kim? Hemen kartımı alıyorum Yiğit'ciğim. Onlar izleyicilerimizin yakından tanıdığı... Tanıdık. Gelinin mutfakta ismiyle anılan... Herkesin çok sevdiği, çok saydığı birer gelinin mutfakta efsaneleri. Diyeyim, isimlerini okumayayım. Kim geliyor? Alkışlarla kayınvalidemiz ve gelinimizi davet ediyorum. Buyurun. Ne haber şekerim? Kız Hatice, Allah canını almasın. Bıraktım, gittim, geldim gene burada. Hala buradayım. Ay, ömrümü yedim benim. Evet, gördüğünüz gibi Özlem gelinimiz ve Nurten kayınvalidemiz mutfağımızda bundan sonra. Nurten abla, böyle bir özlemişsin görüyorum ama. Ay, özledim, dayanamadım. Baktım onlar geldi buraya, bıraktığım yerde devam ediyorlar. Baktım bilezikler gidiyor böyle buralara. Evet, gideyim de dedim biraz oradan alalım bakalım artık. Siz aynı zamanda yarıştınız, doğru mu? Evet, evet. Peki İlk kim daha başarılıydı? Doğru söyleyeyim. Aha, bizdik. Hadi, hadi canım, bizdik biz. Kimin bileziği çoktu? Sor bakayım benim. Kaç bilezik aldı, bizim bilezik. Söyleyin. Benim. Benim tabii Hayır, ki. Hayır tabii Kız. Ki. Kız dede bile yok. 18 benim. Tane aldık. Kaç aldı? Biraz bile yok. Bakın. Bekle. Neredesiniz? Şimdi bekle yok. Bekle canım, sırası neredesiniz? Gelecek. Onun da açıklamasını ben, yapacağım sana. Bir saniye. Kimin daha çok bileziği vardı? Çok net bir soru. Benim. Benim tabii ki de. Yok benim. Benim. 42. Şimdi Özlem'in bunu... istediği kadar söylesin. Onun ismi bile yoktu ilk etapta. Şöyle yapalım mı şekerim? Siz tecrübelisiniz. Daha önce yaşadınız. Evet. Bilezikleri nasıl paylaşacaksınız? Ya bilezikleri nasıl paylaşacağımız diye bir şey yok. Biz şimdi aynı evdeyiz nasıl olsa. Evet, bilse benim evim kentsel dönüşüme evet. girdiği için ben şimdi oğlumun yanındayım. Ah, bir buçuk seneden beri. Ay yapmayın, zaten ilk aldığımda Özlem'i bir buçuk, şey dört sene benimle oturdu zaten. Düşünün ne çekiyorum. Ne çekiyormuş? Ay kader dönüyor dolaşıyor siz aynı eve. Acaba o mu benden çekiyor, ben mi ondan? Acaba. Ya çocuğumu perişan ettim. Hepsini konuşacağız, merak etmeyin. Çok şıksınız, çok uyumlusunuz, çok fitsiniz, çok güzelsiniz. Teşekkür Sizin ederim. Sizin alkışlarla yandırıyorum. Teşekkür Aa, Hüsniye abla. Merhabalar. Merhaba. Kusura bakmayın. Görmeyeli coşmuş. Öyle mi diyorsun? Evet. Aşkım, ben seni daha coşturacağım. Acele etme, yavaş yavaş. Evet hanımlar, bir günün daha sonuna geldik. Yarın haftanın finali. Bugün
Gelinim mutfakta da 899 bölümdür yaşanmamış bir şey yaşadık. Ve şimdi bunu size açıklayacağım. Hazır mısınız? Cemre, lütfen bana getirir misin tartışma yaratan objeyi? Sevgili yarışmacılarım ve kayınvalidelerim, bu telefon kime ait? O benim telefonum. Senin mi? Bir bakayım da ama. Evet, benim telefonum. Benim telefonum. Buyur, bende kalmasın istersen, seninse alabilirsin. Benim o telefon. Telefonum sizde zaten. Buyurun, oturabilirsiniz. Dediğim gibi 899 bölümdür. Burada siz bilmiyor olabilirsiniz, gelinlerim ve kayınvalidelerim telefonlarını yapım ekibine teslim ediyor. Bunun sebebi şu, gelinlerim ve kayınvalidelerim biliyor ama çekimlerden sonra, yani burada yemek yapıldıktan sonra kayınvalidelerim ve gelinlerim hiçbir şekilde karşılaşmıyorlar. Tadım yapmayan ve yapan kayınvalideler bile karşılaştırılmıyor. Çünkü haksızlık olmaması gerekiyor. Dolayısıyla biz herkesin telefonunu topluyoruz. Bunun sebebi arada birbirinizle işte o ona, o ona tiyolaşma olmasın, haksızlık olmasın, diğer yarışmacıya haksızlık olmasın diye bunu yapıyoruz. Bizim burada bir görevimiz var, bu bir yarışma. Biz burada adaleti sağlamak zorundayız. Bizim görevimiz bu. Adil bir yarış tertip etmek zorundayız burada. Bu telefonun hikayesi şu. Nurten Hanım, sizin odanız yukarıda. Evet. Miyaseler'le aynı odadasınız. Evet. Bugün telefonunuzu açık bırakmışsınız ve telefonunuz çalmış. Ama bakabilirsiniz yani ne zaman girilmiş çıkılmış tabii ki. Ben şimdi anlatayım. Sen dinle. Telefonun çalmış, makyöz arkadaşımız... Ya bu kimin telefonu, kimin çalıyor diye araştırdığında bir telefon bulmuş. Yani o odada telefon olmasının yasak olduğunu onlar da bildiği için bu telefonu, teşekkür ediyorum ben kendisine, yapım ekibine teslim etmiş. Ben burada bir telefon buldum demiş. Nurten Hanım, şimdi bu anlattıklarımdan sonra size ben soruyorum. Sizin ne özelliğiniz var ki herkes koşulsuz şartsız, yani buranın kuralı bu. Herkes telefonunu sabah geliyor ve yapım ekibine bırakıyor Cemre Hanım'a. Sen söz neden hakkı. Bir telefonla geldin ya da telefonunu teslim etmedin? Ettin mi? Bak. Ettiysen bu telefon ne? Bak, şimdi ben o size verdiğim telefonu kullanıyordum ya. Kullandığım için telefonumda bütün numaralarım silindi. Silindiği için bu telefonu bu yarışmaya gelirken yeni aldım. Her akşam Miyase şahit sorabilirsiniz. Her akşam o telefona internetim yok çünkü. Bu telefonun internetini ona bağlamak için o telefonu o yüzden taşıyorum. Hey, son girişine, çıkışına, her şeyini ben açarım parmak izini. Siz inceleyebilirsiniz. En ufak ne ileriden ne geriden... Art niyetim olmadan, çünkü taşıyamadım. Kartı çıkarıp bak, interneti bile bağlayamıyorum. Miyase'yi otelde bağlatıyorum ya da servis arabasında bağlatıyorum. Nurten Hanım, ben söylediğinize inanmak istiyorum. Ama hani buradaki kuralları anladıysanız eğer şunu soruyorum. Neden öyle ya da böyle ikinci bir telefonunuz varsa neden onu da teslim etmediniz? Ama kullanmadığım için. Kullanmıyorum kullanmadığın ki. Kullanmadığın telefon şimdi... neden açık ve çalıyor? Nurten evet, Hanım. Açık Nurten kalmış. Hanım. Evet, sizden binler kez özür dilerim. Açık kalmış. Bak bunun bak. Ben zaten çalmış dedim ya. Evet. Şöyle neden dalgınlıkla ben onu yaptım? Sabahleyin sizin ekip arkadaşlarına da sorabilirsiniz. Beni sabahın köründe memleketteki abim aramış. Dalgınlıkla o şekilde bırakmış olabilirim. Bak söylüyorum ama inanıp inanmayacağı sizin şeyiniz, tercihiniz. Şimdi ben sana inanırım, niye inanmayayım? Konu o değil. Çok önemli biri de aramış olabilir, bir hastan da olabilir. Ama burada bir adalet sağlamaya çalışıyorsak sonuçta çok ciddi, yani belki de bizim en kırmızı çizgimiz. Biliyorsunuz hepiniz telefonlarınızı hemen alıyoruz. Senin ikinci bir telefonun var. Açık kalmış, unutmuşsun.
inanmak istiyorum. Sonuç olarak açık bu telefon ve çalmış yani. İşte benim hatam şöyle. Keşke hani söyleseydim. Şöyle de diyebiliriz biz o zaman. Yani sadece kapalı dursun çantanızda da diyebilirdik. O kadar yani detaylı bilmediğim için. Telefonunuzun yanınızda olması bir problem. Yani bir öğrenci sınava girerken nasıl kuralları var? Değil mi? Çok ciddi bir sınav çünkü. Tabii. Bu da çok ciddi bir yarışma. Her gün çok ciddi ödüller veriliyor her hafta. Ama şöyle kullandığım telefonu verdiğim için ben burada hatalıyım. Sizden binler kez özür dilerim. Ama kullandığım telefonu veriyorum. Sabahleyin abim beni bu sabahın köründe niye aradı? Ölen yiten mi var diye aradım aradım sürekli meşgul. Aradım meşgul. O dalgınlıkla demek ki kapatmadan bırakmış çıkmışım yani. Nurten Hanım, bu telefonun ortaya çıkması sonucunda bu telefonun bulunması, sizin bir telefonunuzun olduğu ortaya çıkması, şu ana kadar aldığınız, yaptığınız bütün puanların şaibeli olduğunu işaret ediyor. Bizim açımızdan. O da telefonu almamızın sebebi bu çünkü. Yani kesinlikle bir Allah kuluyla ne konuştum. Yani ne benim etti. Aldığım puanlar üzerinden söylemene şaibeli olacak herhangi bir durumu yok. Yani tabii ki disiplin suçudur, odur. Ona karışmıyorum. O onun yaptığı bir hata. Ama benim puanlarımsa konu bana ulaşılabileceği bir yöntemi yok. Onu söylemek istiyorum. Evet, dediğimiz gibi gelinin mutfakta da ilk kez böyle bir şey başımıza geliyor. Ama böyle bir şey başımıza gelirse de kurallarda ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ve bu kuralı devreye sokacağız. Şimdi hazırsanız bu kuralı açıklıyorum. Daha önce böyle bir kural ihlali yapılmadığı için herkes ilk defa duyacak. Nurten Hanım ve Hasret, yapım ve reji ekibinden habersiz bir şekilde yarışma günlerinde bir telefon bulundurma sebebiyle üzülerek söylüyorum ki gelinim mutfaktadan diskalifiye edildiniz. Sağlık olsun ama ben yanlış yapmadım. Olabilir. Sağlık olsun. Hiçbir kere telefonda da görüşmedim. Hiçbir şey de yapmadım. Sadece onun açıklamasında yaptım. Kurunun yanında yaş dayandı. Hasret, ne söylemek istersin? Bugün arada Hasret bana dedi ki çok büyük talihsizlikler yaşıyorum dedi. Yine gözleri böyle yaşlıydı. Ben de bugün böyle bir olay olduğunu bilmiyordum. Şu anda da ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Sadece onu söyleyebilirim. Yani yanlış yapmadığımdan ben kendimden adım kadar emin olduğum için, çünkü bağlayamadığım için internetim olmadığı için, o yüzden sabahta bir talihsizlik yaşadım. Abim beni sabahın köründe aradı diye, ölen yiğiten var mı diye arıyorum tamam arıyorum ya. Meşgul. Tamam ama uzatmaya gerek yok. Yapılan bir hata var. Biz özür dileriz. Hani sonucuna da razıyız. Yapacak herhangi bir şey yok. Herkese gelinin mutfaktadan muhteşem bir gün diliyoruz. Yine bomba gibi bir programla sizlerle beraberiz. Efendim biliyorsunuz Türkiye'nin en çok altın veren programı burası. Gelinin mutfakta her gün bir çeyrek. Cuma günleri 10.000 TL değerinde bir sürü bilezik. Şıkır 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 şıkır. Bize başvurmak istiyorsanız başvuru adresimiz www.kanalde.com.tr. WhatsApp hattımız 0539 570 37 07. Murat'ım hemen kartlarımı getiriyor. Kızlar bugün bomba gibi gözüküyorsunuz. Sağ ol Murat'cığım. Siz de öyle. Beğendiniz mi? Bak sizin için. Gözlerimi alamadım. Yerim sizi ben. Işıl ışılsınız. Evet, bugün aslında programa başlamadan önce bir takım açıklamalarım olacak. Maalesef ki bugün çok hoş olmayan yeni yarışmacılarımızla ilgili bir olay yaşandı. Yoklar zaten. Aynur ve Zehra Hanım'la ilgili, Aynur Hanım kayınvalidesiydi, Zehra gelini. Sıkı takipçiler zaten biliyorlar. Aslında ekip arkadaşlarımız
Dün bunu tolere etmeye çalıştılar. Fakat ben şimdi kısaca özetleyeceğim. Ama sonra sözü Yeşim'e bırakacağım. Fakat tolere edilir gibi değildi. Dolayısıyla burası biliyorsunuz Türkiye'nin en çok sevilen yarışma programı. Ekibimizin böyle bir şeye müsaade etmesi söz konusu olmadığı için bugün Aynur Hanım ve Zehra maalesef ki katıldıklarının üçüncü gününde diskalifiye oldular. Dün makyöz arkadaşlarımızdan birine gelin Zehra harekette bulundu. Olay bu boyutta olunca ekibimiz tabii ki önce uzlaştırma yoluna gittiler. Özür diledi fakat bugün gene yayına girmeden önce çok sevdiğimiz yarışmacımız Yeşim'e fiziksel bir saldırı diyeyim artık. Buna saldırı diyeceğim. Saldırıda bulundu. Ben şimdi sözü Yeşim'e bırakacağım. Yeşim sen anlat. Ne yaşadın? Neden bu duruma geldi? Yani açıkçası böyle bir şey hayatımda ilk defa yaşıyorum. Hem çok şaşkınım hem de üzgünüm. Bir anda oldu her şey zaten. Kızlar da gördü yani giyinme odasındaydık. Yani aslında tüm detayları burada tam söyleyemem. Yani direkt olarak hiçbir şey yokken üzerime saldırdı, bir fiziksel saldırısı oldu yani. Ne olduğunu bile anlayamadım. Sadece biz hazırlanıyorduk. Durumu ben daha anlayamadım. Arkadaşlar zaten ayırdılar. Siz de gördünüz evet, zaten. Görüntüler, burada her yerde kamera var ama giyinme odasında olmadığı için göstermek mümkün değil. Orada giyinip... Beyan ablacığım sen de Yeşim'e, gelinle bu saldırıdan dolayı çok üzüldün. Hepimiz içeride, evrenler hepimiz şahit olduk ve gerçekten olmaması gereken bir durum yaşandı. Tabii ki, tabii ki olması gereken bir şeydi. Zaten ben çok üzüldüm. Geline bakıyorum, kayınvalidesine daha çok üzüldüm. Çünkü hani o da baş edemiyor. Ben de dedim Yeşim'e, kızım dedim böyle şeyler bize yakışmaz. Biz burada adabımızla geldik. Hanım hanımcık, hanım hanımcık da gideriz. Ama boş ver. Sen öyle şeylere hiç kafanı takma diye evet. Ben de buna söyledim. Evet. Biz de gelinin mutfakta ekibi olarak, bu ekibe ben de şu anda dahil olduğum için yarışma ahlakı gereği yeni gelin Zehra'yı ve Aynur Hanım'ı diskalifiye etmek durumunda kaldık. Masayı boş görmenizin sebebi de budur efendim. Bugün yarışımıza 3 gelin ve 3 kaynana devam edeceğiz.